%5'lik bir büyüme birçok ülke için hayal bile edilemeyecek bir durum. Ancak çift haneli büyüme rakamlarından bu noktaya gerileyen Hindistan'da alarm zilleri çalıyor ve hükümet ekonomiyi canlandırmaya yönelik adımlar atmaya hazırlanıyor. BBC muhabiri Yogita Limay'ın haberi. Düşüş devam mı ediyor yoksa Hindistan ekonomisi için kötü günler geride mi kaldı? Burası General Motors'un Pune kentindeki fabrikası. Geçen yıl bu gibi üretim tesisleri çifte darbeyle sarsıldı. Bir taraftan rupinin zayıf olması nedeniyle daha pahalıya ithal edilen otomobil parçaları maliyeti artırdı. Diğer taraftan tüketici talebinin azalması nedeniyle satışlar düştü. Araçlara konan vergiler ve faiz oranlarının yüksekliği, tüketicinin isteği ve ilgisini azaltan faktörler olarak öne çıkıyor. Biz yatırım planlarımıza devam ediyoruz. Ancak diğer taraftan büyümeye ve talebi arttırmaya odaklı bir bütçe beklentisindeyiz. Otomobil, elektronik eşya ve diğer ürünlerin satışının düşmesi ve yatırımların zayıf kalması Hindistan ekonomisindeki gerilemenin ana nedeni. Resmi rakamlar büyüme oranının beklentinin çok altında, %5'in de altında kalacağını tahmin ediyor. Tüm bu olumsuz tabloya rağmen enflasyon oranındaki hafif düşüş umut ışığı olarak görülüyor. Enflasyondaki gerileme Mumbai'de bakkallık yapan Ramnik Lal Çeda gibi birçok kişiyi gerçekten umutlandırmış görünüyor. Çeda, gıda fiyatlarının geçen yıl iki katına çıkması nedeniyle tüketicilerin daha az mal satın aldıklarını ve düşük kaliteli ürünlere yöneldiklerini söylüyor. Geçen yıl gelirlerimiz neredeyse %30 oranında düştü. Ama diğer taraftan çalışanlarımıza daha yüksek ücret vermek zorunda kaldık ve zora girdik. Şimdi fiyatların hafif de olsa düşmesi iyi oldu. Hatta böyle kalması bile yeterli. Ama tekrar çıkarsa tekrar sıkıntı yaşarız. Enflasyon oranında gerileme Hindistan Merkez Bankası'na Ocak'ta faiz hadlerini düşürme fırsatı verdi. Hindistan Merkez Bankası borçlanma oranlarını yüksek tutarak yatırımları baltaladığı eleştirilerine hedef olmuştu. Diğer taraftan hükümet yabancı yatırımcıları çekebilmek için büyük çaba harcıyor. Geçen yılın sonlarında perakende, havacılık ve sigortacılık gibi birçok sektör yabancı yatırımcılara açıldı. Ancak ekonomi uzmanları tüm bu önlemlere rağmen bu yıl içinde toparlanma sürecinin hızlı olmayacağını vurguluyor. For India to really climb back up. Hindistan ekonomisinin tekrar yükselişe geçebilmesi için bir ölçüde dış dünyanın da yardımına ihtiyacı var. Petrol fiyatlarının, emtia fiyatlarının düşmesi gerekiyor ki ben bunu çok olası görmüyorum. Bu nedenle evet ekonominin daha da gerileyemeyeceği bir noktaya gelmiş olmamıza rağmen önümüzde iniş çıkışlı ya da yatay seyir izleyen bir sürecin olacağını düşünüyorum. Hindistan daha bir yıl önce çift haneli büyüme rakamlarına ulaşma beklentisindeydi. Hala dünya genelinde birçok ülkeden daha hızlı büyümesine karşın beklentisinin çok altında bir performans sergiliyor. Şimdi yeni açıklanacak bütçenin ekonomiyi tekrar rayına oturtacağı umuluyor.